İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Miran Pırgıç, Batı Ermenistan halkı etnik kökenlerini bulmak istiyor. Batı Ermenistan'ın tarihi Samosat, Adıyaman şehri definecilerin hedefinde. Baroness Cox, Lordlar Kamerası görüşmeleri sırasında Bakü'nün adalete teslim edilmesi sorununu gündeme getirdi. Putin neden Washington versiyonunu kişisel olarak onayladı? Her şeye 30 Ekim'de karar verilecek. Ermenistan Cumhuriyeti ve Fransa savunma sektöründe işbirliği geliştirme olanaklarını tartışıyor. Batı Ermenistan'ın Trabzon'da altyapı çalışmaları sırasında Ermenice mezar taşı bulundu. Osmanlı döneminde değerli taşlar ve Ermeni kuyumcular adlı kitap yayınlandı. Batı Ermenistanlı yayıncı Miran Pırgiç, Batı Ermenistan Televizyonu ve Stenarmenia TV yayınında Dersin ve kimliğini saklayan Ermenilerin kültürel sorunlarına değinerek kendi kimliğini tanıma konusuna vurgu yaptı. Pırgiç özellikle şunları söyledi. Bugün Ermeni toplumu arasında ağırlıklı olarak Türk Azeri tandeminin Ermenistan Cumhuriyeti'ne saldırması konusu tartışılıyor. Ancak biz konuyu daha fazla yerelleştirdik ve Dersim Ermenilerini etkileyen spesifik sorunları ve Ermenilerle entegrasyon konularını sunuyoruz. Onlarla kültürel yönde köklerine dönmenin, Ermeni dilini öğrenmeleri ve atalarının tarihini öğrenmeleri için çalışıyoruz. İnsanlar etnik kökenlerini bulmak istiyor. İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden Samosat, Adıyaman, talana açık tarihi bir kent. Baraj altında bırakılan, korunmaya alınmayan tarihi eserler restorasyon adı altında yıkılıyor ya da aslında eser kalmıyor. Karşımıza çıkan restorasyon facialarının bir örneği ise Kahta Kalesi. Resmi kaynaklara göre Samosat Adıyaman'da 76 arkeolojik sit alanı, 48 tarihi dini yapı, 56 tarihi sivil mimari, 6 doğal sit alanı bulunuyor. Bilinen bu alanlarda başlanılan hiçbir kazı neticelendirilmiş değil. 1990 yılında açılışı yapılan Atatürk Barajı ile sular altında bırakılan tarihi havzanın altında onlarca höyün bulunduğu halk tarafından biliniyor. Bu höyüklerden birisi 2021 yılında aşırı sıcaklardan baraj suları çekilince ortaya çıktı. Uzmanlar bu höyüğün 4000 yıl önceye ait olduğunu belirlendi. Höyük için hiçbir kazı çalışması yapılmamakta. Onlarca tümülüs yani höyük ve nekropol hala keşfedilmeye muhtaç. Tarihi alan olarak belirlenen alanlarda koruma veya çalışma olmadığı için ise sürekli tarihi eser kaçakçılarının hedefinde bir şehir oldu. İngiliz Rocklar Kamerası üyesi Baroness Caroline Cox ve Lord Hussein parlamento tartışmaları sırasında bir dizi konuyu gündeme getirdiler. Baroness Caroline Cox şunları kaydetti. Bu yıl iki kez Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret ettim ve 2020 ateşkes anlaşması kapsamında tüm mahkumları serbest bırakma taahhütlerinin yerine getirilmemesi de dahil olmak üzere cezasızlık ortamında Azerbaycan'ın Ermenilere verdiği acıya tanık oldum. Geçtiğimiz günlerde Ermeni tutsaklara yönelik zalimane muameleyi, işkenceyi ve cinayetleri gösteren bir video yayınlandı. Azerbaycan'ı sorumlu tutmak için Birleşik Krallık hükümeti tarafından hangi önemli girişimler yapıldı veya yapılıyor? Lord Hussein, Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında son zamanlarda yaşanan sınır çatışmalarının iki ülke arasındaki Avrupa Birliği öncülüğünde yürütülen barış sürecinin hızlandırılması gereğini vurguladığını kaydetti ve ardından şu soruları sordu. Tüm sorunlara istikrarlı bir çözüm bulmak ve Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri tam olarak düzenlemek için Kapsamlı bir barış antlaşmasının gerekli olduğu konusunda hemfikir misiniz? Hatta Birleşik Krallık hükümetinin iki ülke arasındaki Avrupa Birliği liderliğindeki arabuluculuk çabalarına verdiği desteği tekrar teyit edebilir misiniz? Mevcut dünya düzeninde İngiltere'deki devlet politikasının arka planına karşı Batı Ermenistan, Karlin Cox'un çalışmalarını çok takdir ediyor. Ancak ünlü barış anlaşması İngiliz İmparatorluğu tarafından imzalanan Serf Antlaşması olarak zaten vardır. Artsah'ın başkenti Stepanagert'te Ulusal Meclis'in 30 Ekim Pazar günü olağanüstü bir oturumu planlıyor ve haberlere göre Ermenistan Cumhuriyeti yetkililerinin Artsah meselesini içermeyen barış anlaşmasının herhangi bir versiyonunu kabul etmemeleri talep edilecek olan bir açıklama metni hazırlanacak. Artsah parlamenter güçlerinin temsilcilerinin açıklamalarına bakılırsa bu eylem, Nihayetinde sözde Washington versiyonunun reddedilmesi ve Rus planının kabul edilmesiyle sonuçlanacak. Washington versiyonunu Rus özü servisleriyle ilgili bir Telegram kanalı yayınladı. Washington versiyonunun Artsah'ın Bakü'ye ait olmasına ve koridorunun açılmasını öngördüğü, Rus planının ise sözde statüye yer bıraktığı kaydediliyor. Washington versiyonunun varlığını dün Valda adlı kulübünde Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı konuşmada doğruladı. Ancak Rus versiyonunun ne olması gerektiğini söylemedi. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Süren Babikyan, Fransa Savunma Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Dairesi Avrupa Amerika Çok Taraflı Operasyonlar Servisi Başkanı Guillaume Olengier Başkanlığındaki heyeti makamında kabul etti. Toplantıya Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Fransa büyükelçisi An Louis de katıldı. Görüşmede Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı'nın Fransa'ya yaptığı çalışma ziyareti sırasında varılan anlaşmaların uygulanması ve savunma alanında Ermeni-Fransız işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fırsatlar ele alındı. Heyet daha önce Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Bilinci Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Edward Asıryan ve Savunma Bakanlığı, Savunma Politikası ve Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Levon Ayvazyan ile çalışma görüşmesi yaptı. Batı Ermenistan, Ermeni Fransız askeri işbirliğinin böyle bir gidişatını olumlu değerlendiriyor ve Fransa'nın her zaman Ermeni yanlısı açıklamalar yaptığını, sınır sorunlarının çözülmesi ve kalıcı barışın tesisi için her zaman yardım teklifinde bulunduğunu vurguladı. Ancak Fransa Sev Antlaşması'nı imzalarken yükümlülüklerini de hatırlamalıdır. Batı Ermenistan'ın Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin yaptığı altyapı çalışması sırasında Ermenice mezar taşı bulundu. Mezar taşının Mahohyan ailesine ait olduğu görülüyor. Yerel medyaya yansıyan haberlere göre mezar taşını fark eden görevliler durumu anıtlar kurulu ve Trabzon Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgede incelemelerde bulunan müze müdürlüğü ekipleri mezar taşını koruma altına aldı. Neredeyse tamamı okunabilen mezar taşında burada 1847 yılında rahmetli olan Takuhi'nin eşi Hovanes Mahokyan istirahat etmektedir yazıyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu defalarca soykırım Armenosid'in sonuçlarını Türk makamlarına bildirdi ancak bugün şaşırtıcı bir şekilde Ermeni mezar taşının sözde kurtarıldığı haberin medyada yer alması ya Türkiye'nin ikiyüzlü politikasının bir sonucudur veya internette yanlışlıkla yayınlandı. Yapı Kredi Yayın Arsen Yarman'ın Osmanlı döneminde Değerli Taşlar ve Ermeni Kuyumcular adlı kitabını yayınladı. Bu anıtsal eser iki kalın ciltten oluşan kapsamlı bir çalışmanın sonucudur. Arsen Yarman bu kez de değerli taşların, pırlanta işçiliğinin ve mücevherin büyüleyici dünyasını ilgi odağı haline getirdi. Araştırmasını 14. 20. yüzyıla ait arşivleri ve çeşitli kaynakları inceleyerek yaptı. Arsen Yarman konunun tanımlarında çeşitli padişahların saltanat yıllarının özelliklerini, kuyumculuk becerileri sayesinde büyük nüfus kazanan Ermeni büyük hanedanlarını, ünlü ustaları ve Ermeni ustaların yakın geçmişe kadar rakipsiz olduğu, yüzyıllardır mücevher ve pırlanta yapımının beşiği olan kapalı çarşıyı göz önüne aldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size piyanist Yulia Hayrabetyan tarafından icra edilen, Gomidas'ın Ermeni Halk şarkısı Hoy Nazan adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.